Bu dersimizde değişken ve sabit tanımlarken kullanacak olduğumuz const ve let keywordlerini öğrenelim. Şimdi ilk olarak examples klasörüne şöyle sağ tıklayalım. New file diyelim ve buradan şöyle const tre let.js isimli bir dosya oluşturalım. Ve uygulama çalıştığı zaman başlangıç dosyası olarak bu dosyayı atayalım. Dolayısıyla dosyayı onu şöyle kopyalayacağım. Ve buradan şöyle packet.json'a geleceğiz. Ve package.json'da bizim hazırlamış olduğumuz buradan scriptlerden şöyle Babel Script'ine gelip Source klasörünün altındaki şöyle Examples klasöründeki şöyle epi silelim ve bunun yerine şöyle const Let.js dosyası bu şekilde çalıştırmış olsun ve uygulamayı buradan çalıştıralım tekrardan. Şöyle Ctrl C diyelim durduralım. Şöyle temizleyelim ve gelip buradan şöyle npm run babel diyelim ve birincisinde de şu yol yanlış oldu tabii ki source'un altında şöyle examples olacak. Şöyle kaydedelim ve gelip buradan şöyle temizleyip tekrar çalıştıralım. Evet bir problem yok. Birincisinde de şöyle Live server çalışıyor. Peki gayet güzel. Şimdi gelelim o halde şöyle console'e gelelim. Şimdi biz bu aşamaya kadar değişken tanımlarken var keyword'ünü kullandık ve yaptığımız işlemler şöyle var name örneğin var şeklinde bir değişken tanımladık ve gelip buradan değişkene şöyle bir isim attık ya da ben gelip aynı değişken içerisinde farklı bir isim atmak istediğimde Gelip buradan şöyle sadık yerine çınar bilgisini atarım. Ve gelip burada şöyle konsol loga şöyle name var eğer yazdırırsak ve gelip kaydedersek burada tekrar tanımlamış olduğumuz değişken içerisinde başka bir değer atadığımız için burada çınar bilgisi gelir. Ancak ben gelip uygulamanın belli bir yerinde eğer var name şeklinde eğer tekrar aynı isimde bir değişken tanımlarsam ve tekrar var ki ördüğünü burada kullanıp bu şekilde değişkeni tanımlasam bile program bundan bir şikayette bulunmaz ve ekrana tekrar kaydettiğimizde çınar bilgisini yazar. Yani gelip buradan şöyle name var ya da gelip var name var yazmak arasında bir fark yok olmaz. Tabii ki uygulama eğer kısayken yani az bir kod yazmışken bu program yaratmaz. Ancak uygulamamız Tabi yazdığımız kod satırları arttıkça biz aynı değişken ismini tekrar kullanmayacağımızı Tabi kesin söyleyemeyiz dolayısıyla yapmış olduğumuz bir uygulamada farkında olmadan bir hataya neden olabilir ve bu hatayı bulmakta tabi ki güç olabilir. Dolayısıyla ben gelip aşağıda farklı bir değişkeni gelip let kullanarak tanımlayayım. Şöyle name let şeklinde bir değişken tanımlayalım ve gelip burada genel isimleri kullanalım problem yok. Buradan şöyle let name let şeklinde bunları tanımlayalım ve gelip buradan şöyle çınar bilgisini tekrar atayalım. Üsttekileri de şöyle yorum satırı yapalım ve gidip burada tekrar şurası yorum satırı olsun ve gidip burada şöyle nokta name dedi tekrar yazdırım. Bu durumda eğer uygulamaya çalışırsak şöyle konsola baktığımızda hatta şuraya bakalım. Burada bakın bir hata alıyoruz. Almış olduğumuz hata Bakın bizim beklediğimiz bir hata. Yani buradan Sağ zaten tanımlandığını ve buradan ikinci satırda bize burada hata verdiğini görüyoruz ki eğer başka bir program diline zaten aşinaysak bu şekilde bir tanımlamanın zaten geçerli bir tanımlama olmadığını ancak var keyword ile biz bu tanımlamayı yaptığımız ancak bunun önüne let keyword ile geçebildiğimizi dolayısıyla kod satırlarımız arttığında bile bu şekilde aynı değişken ismini eğer kullanırsak yanlışlıkla bu durumda uygulama bize şikayet eder ve çalışma zamanına geçmeden uygulama geliştirme anında bu hatamızı tespit edip hatamızın önüne kolaylıkla geçebiliriz. Ancak tabii ki tanımlamış olduğumuz değişken içerisinde farklı bir değer atamak istiyorsak bunu yapabiliriz. Leti gelir buradan sileriz ve bu durumda ikinci atamış olduğumuz değer bu şekilde yazılır. Bunda problem yok. Ancak problem olan iki tane aynı değişken ismini kullanmamız. Peki biz gelip bu şekilde değişkenler tanımlıyoruz. Tamam ancak ben gelip buradan sabit olarak yani bir kere tanımlayacağım ve bunu hiçbir zaman değiştirmek istemiyorum. Dolayısıyla gelip buradan şöyle name const şeklinde bir değişken tanımlayalım. Ve değişken içerisine yine aynı şekilde bir değer atayalım ve atamış olduğumuz değişkeni aşağıda değiştirmeye kalkalım. Zaten gelip buradan const name const şeklinde bir tanımlama tekrar yapamayız. Aynen let neyse burada da aynı şekilde zaten bunları yapmaya kalktığımızda şöyle gelelim const yazalım. Ve bunu kaydettiğimizde ve gelip uygulamaya tekrar baktığımızda şöyle de durduralım. Şöyle temizleyelim ve bunu tekrar çalıştıralım. Bu durumda gene bakın aynı hatayı aldık. Peki ben gelip bu şekilde bir atama yapmak istemiyorum. Bunu şöyle kapatalım. Ve gelip bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapmak istediğimizde de gelip buradan hatta şöyle console.log diyelim ve name konsolu şöyle ekrana yazdıralım. Ve gelip buradan da şöyle ekranı şöyle temizleyelim. Ve gelip tekrar buradan npm run babel diyelim. Ve bunu dediğimizde bakın sol tarafta name const'un sadece okunabilir bir değer olduğunu burada bize söylüyor. Yani biz değişkeni tanımladık. Değişken demeyelim bunu sabit diyelim. Sabit tanımladık ve sabitin içerisine bir daha değer ataması yapamayız. Bu durumda uygulama tarafında örneğin bir kere tanımlayacaksınız değeri bir değer atamasını bir kere yapacaksınız. Ve bunun uygulama boyunca değişmesini istemiyorsanız eğer bir sabitse bunu const tanımlamasıyla bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Peki gelip şimdi bunları şöyle yorum satırı yapalım. Peki bir diğer bilmemiz gereken yapı ise scope kavramı. Yani biz bu değişkenleri tanımladık ve değişkenlere hangi scope'ta ulaşabiliriz? Örneğin gelip buradan şöyle let age isminde bir değişken tanımlayalım ve değişken içerisine şöyle 25 gibi bir değer atayalım. Sayısal bir değer olsun. Ve ben aşağıda gelip şöyle bir function tanımlayayım. Örneğin buradan get age diyelim. Örneğin yaş al bilgisi bu şekilde bize fonksiyon bize bir yaş bilgisi geri gönderecek ya da şöyle konsola direkt bunu yazdıralım. Yani buradan şöyle hatta şöyle function içerisinde olduğumuzda burada belirtelim. Function scope diyelim. Ve burada da şöyle bir boşluk ve şöyle virgül dedikten sonra da burada h bilgisini yazdırım. Bakın şu anda fonksiyonun içerisindeyiz ve fonksiyon içerisinde dışarı tanımlamış olduğumuz bir değer için biz bir erişim yapabiliriz. Yani ben gelip buradan fonksiyonu çağıracağım ve buradan uygulamayı çalıştırdığım anda gördüğünüz gibi function scope içerisinde yazılan değer 25 değeri ekrana yazdırır. Neden? Çünkü fonksiyon tanımlaması içerisinde biz age'e ulaşmak istiyoruz ve age ilgili parantezlerin dışarısında yani fonksiyon içerisinden age bilgisine ulaşabiliriz. Peki gelip eğer fonksiyon içerisinde bir değişken tanımlayalım. Örneğin şöyle let name diyelim ve name değişkenin içerisine gelip şöyle ada isminde bir değişken atayalım ve gelip biz bunu şöyle hatta şurada direkt zaten yazdırabilir. Function scope içerisinde gelip age'den sonra da Şöyle name bilgisine yazdır olalım. Şöyle bunu kaydedersek bu da 25 ve ada bilgisi yazdırılır. Biz değişken içerisinde fonksiyon içerisinde tanımladık ve direkt fonksiyon içerisinde buna ulaştık. Ancak gelip ben burada dışarıda gelip eğer console.log'a eğer h yazarsam bu durumda h bilgisi bana gene 25 bilgisini getirecek. Buna fonksiyon içerisinde ya da dışarıdan ulaştık. Bunda problem yok. Ancak gelip buradan ben h haricinde gelip buradan şöyle name bilgisine eğer ulaşmak istersem ve bunu kaydedersem Burada name bilgisine dışarıda ulaşamayız. Çünkü burada name değişkeni fonksiyon içerisinde tanımlandı. Yani ayrı bir scope içerisinde tanımlandı ve fonksiyonu dışarıdan biz ulaşamayız. Fonksiyon kendi içerisinde bir kapsam oluşturur. O kapsam içerisinde bu değişkenleri atıyor. Ancak yani kapsamın dışarısında global olarak önceden tanımlanmış değişkeni fonksiyon ulaşabilir. Bunda problem yok. Gelip şöyle name'i silelim. Eğer ben aynı isimli bir değişkeni şöyle let h diye tanımlayıp bunun içerisine şöyle 30 gibi bir değer atamaya kalkmış olsam ve H bilgisine gelip burada ulaşmaya çalışsam. Daha önceden hatırlarsınız iki tane H değişkenini alt alta tanımladığınızda aynı skopta olduğu için biz bu tanımlama yapmaya izin vermemiş tabii ki. Ancak H içerisine önceden tanımlanmış olan leti buradan silerseniz eğer bu şekilde değer ataması yaparsınız. Bunda problem yok. Zaten H fonksiyon içerisinden ulaşabiliyoruz. Ancak alt alta tanımlayamadığımız led bilgisiyle biz bu tanımlamayı burada yapabiliriz. Neden? Çünkü get h ismi fonksiyon ayrı bir kendi kapsam oluşturuyor. O kapsam içerisinde bunu tanımlıyor. Yani ilgili h ile içeride tanımlamış h bilgisi aslında birbirinden farklı oluyor. Buradaki tanımlamış olduğumuz h bilgisi fonksiyon dışına çıktığımız anda burada ulaşılamaz oluyor. Dolayısıyla ben girip buradan age'i tanımladım ve 30 bilgisini burada yazdım. Ve dışarıda tekrar h bilgisini yazdım. Eğer bunu çalıştırırsam Şöyle çalıştırdığımızda bakın 25 bilgisi yazar. Nereden? Buradan. Nereden? Üste tanımlamış olduğumuz 25 bilgisi. Ancak içeride farklı bir H bilgisi tanımladık. Farklı bir scope içerisinde tanımladığımız için bu bilgi bakın 30 olarak buraya geliyor. Daha önceden dediğimiz gibi iki tane led bilgisini aynı scope içerisinde, aynı kapsam içerisinde, aynı container içerisinde izin vermemesine rağmen fonksiyon bizim için ayrı bir tane scope oluşturuyor. Buna da function scope diyoruz. Ve burada led Dersiniz ya da gelip buradan var dersiniz bu bir değişikliğe sebep olmaz bunları yapabilirsiniz Hiç fark etmez çalıştığımızda yine aynı sonuca varız burada let ve var arasında kullanım farkı tabii ki yok peki bunlar tamam gelip bunları da yorum satırı yapalım şu an dedik ki fonksiyon ayrı bir scope bizi bizim için tanımlıyor ve bir scope içerisinde biz ayrı ayrı değişkenle tanımlayabiliyoruz peki eğer ben gelip buradan şöyle bir blok oluştursam peki bloklar bizim için bir scope'a karşılık geliyor mu? Gelin buradan bir şöyle blok oluşturalım ve bloğun dışarısına ise şöyle site isminde bir değişken tanımlayalım ve içerisinde de bunu şöyle koca bir bilgisayar atayım. Ve biz blok içerisinde aynen fonksiyonda olduğu gibi biz gelip buradan şöyle console.log diyerek city bilgisine ulaşabiliriz. Bunda problem yok. Şöyle site diyelim ve aynısından şöyle dışarıda yazmış olsak ve çalıştırırsak bu durum iki tane koca ekrana yazdırılır. Tamam. Hatta bunu led yapmış olsak da gene hiçbir şey fark etmez. Peki gelip biz şimdi ledleri burada tanımladık ya da şöyle gelelim ilk başta var olarak tanımlayalım. Ve gelip buradan şöyle siti değerini biz burada eğer ezersek ve farklı bir değer atarsak örneğin şuradan İstanbul gibi bir değer attığımızda ve çalıştırdığımızda bu durumda bakın ikisi de İstanbul'u neden çünkü var ile tanımlamış olduğumuz bir koca ile içeride değiştiriliyor İstanbul'u oldu. İstanbul olduktan sonra konsol logla biz İstanbul'u yazıyoruz ve dışarıda da bunu yazdırdık neden çünkü global olan değişkeni burada İstanbul şeklinde set etti ve ikisinde de İstanbul yazar eğer gelip ben buradan farklı bir değişken tanımlamak istersem yani var city dersem acaba Buradaki blok tanımlamış olduğumuz blok kendi bir konteyner, bir kapsam oluşturup o kapsam içerisinde ayrı bir city değişkeni oluşturacak mı? Gelip bunu eğer çalıştırırsak bakın burada iki tane İstanbul yazdı. Ancak hatırlarsınız ki burada değişkenler farklı olmuştu. Farklı bir scope içerisinde farklı değişkenler tanımlayabiliyorduk. Ancak buradaki blok bizim için farklı bir scope yani function'da olduğu gibi ayrı bir scope bizim için tanımlamıyor. Yani ikisi de aslında aynı konteyner. Yani burada tanımlamakla burada tanımlamak arasında bir fark yok. Zaten en başta bu şekilde tanımlamayı zaten şikayet etmiyor. Peki ben gelip burada o zaman var yerine gelip let keyword'ünü eğer kullanırsam bakalım aynı scope içerisinde iki tane let tanımlaması eğer yaparsak ve bunu çalıştırırsak bu durumda aynı scope dedik buradan. Ancak let keyword'ü burada block kısmını da ayrı bir skop içerisinde ele alacak. Dolayısıyla bu tanımlamaya da aslında burada izin verecek. Bunu eğer çalıştırırsak bakın Kocaeli ve İstanbul şeklinde farklı değişken atamaları burada yapmış oldu. Gelip buradan bunu çalıştırdığımız anda tabi Kocaeli İstanbul ve Kocaeli şeklinde bunlar geliyor. Peki buradan ben City eğer buradan silersem yani sadece buradaki if bloğu içerisinde bir city tanımlaması let ile yaparsam ve bunu çalıştırırsam bakın burada city değerine dışarıda ulaşmaz. Neden? Çünkü let kullanarak if bloğunu normalde var kullanımıyla Geri buradan var dediğimizde burada bize bir hata vermez. Neden? Çünkü if bloğu bizim için bir scope ayrı bir scope içerisinde değerlendiriliyor. Var keyword'ünü eğer kullanırsak. Eğer ki ben gelip buradan var yerine eğer let kullanırsam bu durumda Bloğu burada tanımlamış olduğunuz bloğu ki birçok programlama dilinde blok tanımlamaları ayrı bir scope içerisinde değerlendirilir ki ben bunu da yani diğer HDR programlama dillerinde de bunu scope olarak algılamak istiyorsam bu durumda let keyword'ünü kullanırım ve if bloğu da burada aynen fonksiyon da olduğu gibi ayrı bir scope içerisinde değerlendirilir ve ben site değişkenine burada ulaşamam ki biz burada buna da zaten ulaşmak istemeyiz. Peki dolayısıyla güvenlik kod yazmak adına istemeden uygulamalarımızda karşılaşabilecek olduğumuz hatalar ve karşılaştığımız hataları da tabii ki bir hata almadığımızdan dolayı, uygulama geliştirme aşamasında hata almadığımızdan dolayı önüne geçemeyeceğimiz bazı hatalar tabii ki olur var kullanımından dolayı. Bu yüzden bu aşamada itibaren let ve const keywordlerini kullanmaya özen göstereceğim. Ve gelip bu halde biz buradan uygulamamıza gelelim. Şöyle source altındaki app.js'e gelelim ve app.js içerisinde Örneğin biz buradan bir app tanımadık. App'i buradan şöyle var keyword'e tanımlamak yerine gelip ben buradan const tanımlayacağım. Neden? Çünkü ilgili app objesine hiçbir zaman başka bir atama yapmayacağım. Const hatırlarsınız sabit tanımlamasıydı. Ve gelip biz buradan app objesine new keyword ile yeni bir referans vermediğimiz sürece bir problem olmaz. Burada app.title'a yeni bir değer verebilirsiniz. Yani içerisindeki özellikleri değiştirebilirsiniz. Ya da içerisinde yeni bir atama bir property ataması yapabilirsin. Bunda problem yok. Burada önemli olan gelip aşağıda hiçbir zaman uygulama içerisine gelip new keyword ile yeni bir obje tanımlaması yapmayacağız. Bu sabit bir obje olarak tanımlanacak. Ancak dediğimiz gibi const name yaptığınız zaman şöyle name yaptığınız zaman name değişkenine bir değer ataması yaptıktan sonra aşağıda name değişkeni içerisine yeni bir değer atamazsınız. Ancak bu eğer bunu gelip bir obje tanımlaması olarak yaparsanız bu şekilde bir obje tanımlaması yap olarak yaparsınız. Bu durumda name'in ilgili özelliklerini örneğin name için yeni bir a değeri atadıysanız a değerine yeni bir değer ataması yapabilirsiniz. Bu olay farklı bir durum. Peki bu şekilde biz bunu bu şekilde tanımladık. Ve gelip ben buradan root değişkenini de aşağıda bir zaman değiştirmeyeceğim. Dolayısıyla buradan root'u buradan konsol olarak tanımlayacağım. Ve aşağı doğru gelelim buradan item bilgisini girip buradan let olarak tanımlayalım aşağıya doğru gelelim. Buradan tanımlamış olduğumuz diğer değişken türlerine bakalım. Buradan gelip template için şöyle let diyelim. Farklı bir atama tabii ki aşağıda yapabiliriz. Şöyle geldiğimizde buradan da bu şekilde. Peki biz bu aşamaya kadar ayrıca bir fonksiyon tanımlaması yaptık hatırlarsınız. Ve arrow fonksiyonları kullanmakta bazı durumda işimiz oldukça kolay. işte dolayısıyla bir sonraki dersimizde ise arrow function callback fonksiyonlar nedir bunları öğrenelim.